4-10 Nisan haftası tarotlar konuşuyor diyoruz ve başladık. Hayırlı Ramazanlar tüm takipçilerime, güzel, huzurlu, aydınlık aylar, yıllar, daha nice Ramazanlar Allah nasip etsin diyorum. Sevgili koçlar, kendi hayatınızla alakalı iş konunuz, seyahatleriniz, ya almak gereken noktalarda biraz daha kendimizi doğru kararlarla götürmemiz gerekiyor. Çünkü korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz tam anlamıyla hayatımızı yoruyor gözüküyor. Artık size der ki, güneşin enerjisini tam anlamıyla kendinize çekiyorsunuz ve oluşturmak istediğiniz işinizle alakalı para noktalarınızda çok güzel hayırlar yaşayacağınız gözüküyor. Özellikle de yurt dışı seyahatleri, şehir dışı seyahatlerinizin yoğun olacağı bir hafta. İşlerinizle ilgili anlaşmalar, yenilikler size ciddi anlamda rahatlık getirecek. İş yerinizde rahatsız olduğunuz yöneticilerinizle ilgili yaşanan krizler, kart der ki sabırlı olun. Enerjinizdeki korkuları bir kenara atın ve hayırlı noktada da güzel işler nasip edecek diyor. Fakat şöyle söyleyeceğim, yani krallıkta aşk var. Yani sizin kalbinizde muhteşem bir aşk enerjisi var. Bu aşkı doğru değerlendirdiğinizde geçmiş yalancı insanlardan kurtulup hayat arkadaşınızla en derin şekilde karşılaşacaksınız. İşsiz olanlar için hemen çekiyorum. Dua ettiğiniz sürece kandiliniz bu Nisan için sizin için bereketli. Gerçekten hayırlı ve gerçekten güzel yolculuklar olacak. Aile köklerimizde miras, mallarla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Sevgilim geri dönecek mi derseniz, sevgilinizle barışma enerjiniz var. Ama yeni insan istersiniz. Daha hayırlı kısmetlerimiz var gözüküyor. Sevgili gençler, eğitiminizle alakalı noktada pasta diliminiz size sunulmuş. Cesaretinizi, kariyerinize odaklanın ve bu içinizdeki gücü, içinizdeki başarıyı sağlarsanız Rabbim size çok güzel kariyer anlamında aydınlıklar yaratmış diyorum. Mutlu kalın efendim. Sevgili boğalar, hayırlı Ramazanlar olsun. Bu hafta tarotlar size ne diyecek? Aynı. Yani bu ara çılgın ruhunuz, seyahat etmek, gezmek, kendinizi bulmak, kendinizle alakalı yeni oluşumlar yapmak isteyebilirsiniz ve bunlar için planlar, programlar söz konusu. Evet, bu seyahatler size ait olan ruhunuzu en iyi şekilde şifalandıracak. Aile içerisinde uzun süredir çözemediğiniz, küs olduğunuz, kırgın olduğunuz insanlarla barış toparlama, hani barışmak, affetmek, bağışlamak dediğimiz enerjilerin de yoğun olacağı tarotlarda veriyor. Yalnız yeni işe başlayanlar, işinizde güçlenme, fazlasıyla ait olduğunuz enerjiyi ispatlayacağınız, uzun süredir 5 aydır konumunuzla ilgili değişmesini beklediğiniz, özellikle çevrenizdeki insanlardan yaşadığınız krizler toparlanıp kendi işinizde basamak değişimi yaşayacaksınız. Der ki 5. ay sizin için gayet hayırlı. Fakat şöyle bir durumumuz var. Aile büyüklerimiz ya da aileyle alakalı yaşadığınız bazı krizler sizin duygusal yaralanmanıza, onların sevgisizliğini hissetmek, onlarla alakalı bağları bir türlü oturtamamakla ilgili korkularınız var. Anneniz, eşiniz, çocuğunuzla alakalı iletişim noktanızı doğru belirlemeniz lazım. Çünkü siz kalpte hançerlenmiş gözüküyorsunuz. Bunu bir önce toparlayın diyorum. Peki şöyle bir durum, yeni iş, kendi işini yapanlarda güzel kazançlar, sürpriz paralar, hatta borç verdiğiniz, borcunuzu geri almaya çalıştığınız insanlarla iletişimde netliğe kavuşup paranızla alakalı noktada feraha erecek. Kendi işini kurmak isteyenlerde doğru bir dönem, doğru bir karar. Çünkü gökkuşağı size konuşuyor. Diyor ki ne iş yaparsanız yapın doğru enerjidesiniz. Evli çiftler için gebelik, hamilelik, çocuklarla ilgili gelecek planları, ev taşınması, yani buradaki yaşadığımız alan bizim çocuklarımızın hayatını ziyan ediyor. Bir an önce bu noktayı taşıyalım. Bir de ölmüş kökü, ölmüşlerimizden bazı toprak miras konularımız gündemde. Ve özellikle de bu ara ağız noktalarınızdaki alerjik sorunlarınız olabilir. Dikkatli olun. Sevgili gençler, kariyeriniz için biraz daha odaklanmanız gerekiyor. Sevgili ikizler, hayırlı Ramazanlar olsun. Bu ara çevrenizdeki insanlar günah çıkartabilir size.
içlerindeki gerçekleri öğrenebilir. Sizin işinizle alakalı ya da hayatınızla ilgili gerçekleri sizin yüzünüze söyleyebilir. Der ki duanızı bol edin. Düşmanlarınız sizin üzerine, sizinle size gerçekleri anlatacak. Yani o dost edindiğiniz ama bana zarar vermeyen insanlar içlerinde sizinle ilgili yaşattıkları travmaları yüzünüze anlatacaklar. Siz duanıza devam edin. Rabbim sizi koruyor der bu hafta. Özellikle de yeni iş oluşumu, yeni anlaşmalar, yeni seyahatler için beklenmedik teklifler var. Özellikle kendi kariyerinizle alakalı, yurt dışı, şehir dışı işlerle ilgili beklentiler ya da serbest bir meslek yapıyorsanız, devamlı yol üzerinde işler yapıyorsanız güzel kazançların ve hayırlı kazançların elde etmesi söz konusu. Uzun soluklu bir iş imzası bekliyorsanız, özellikle de bu 5. aya kadar hallolup, kendi yolumdaki sağlamlığı görmek istiyorum diyorsanız 6. ay imzalamın bu dönem bu konuşmalar yapılacak. 6. ayda imzalarınız atılacak. O da uzun soluklu ve kalıcı iş kapınızı gösteriyor. Devlete girmek ya da kurumsal bir aramdan haber bekliyorsanız şu an yerinizi başka biri kapmış. O yüzden başka iş arayışları içerisinde olmanız size daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu ara kendinize tatil yapmak, alışveriş yapmak, enerjinizi dağıtmak isteyebilir. Evet, belli sürpriz paralar var ama borçlarınızla alakalı bütünleşmesi gereken noktalar da var. O kadar relaksınız ki hallederim deyip bir çöpe atıyorsunuz. Halletmeden önce borçlarınızı kalanla alışveriş yapmanızı öneriyorum. Eski sevgilinizin düşüncesi nedir? Yani pasta dilimi der ki sürpriz bir şekilde hayatımıza geliş yapacak. Ve içindeki korkusunu, kaygısını ve sorumluluk almak istemediğiyle ilgili evrelerini anlatacak. Peki evli çiftlerimiz için dengeyi bulmak, birlikte doğru yol almanız lazım. Yoksa dışarıdaki laflara kulak asarsanız güzel giden ilişkimiz dedikodulara maruz kalabilir ve bu konuda hüzün yaşayabilirsiniz. Evet sevgili gençler, yurt dışı düşünceniz varsa bununla ilgili mailler, yazışmalar sizin için hayırlı. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili yengeçler, hayırlı Ramazanlar. Anneniz, babanızdan sakladığınız bazı gerçekler ortaya çıkacak. Borcunuz, harcınız varsa kıyamet kopacak. Ya da borçlandıysanız sıkıntılar üst üste gelecek. Bu hafta bunlara dikkat edelim. Özellikle de işinizle ilgili büyütmek istediğiniz ya da başarıya ulaşmak istediğiniz birçok noktada güzel aydınlanmalar var gözüküyor. Ve şunu demek istiyorum, maaşınız, kariyerinizle ilgili yavaş yavaş oturum evresine gireceksiniz. Ve kendi bereketinizi, kendi içinizdeki korkularınızı yenip yeni bir oluşumla hayatınızdaki eksik krallığınızı oluşturacaksınız. Kadın ve erkek yoğunluğu alanında iş yapıyorsanız, burada duygusal olarak birinden etkileniyorsanız, buradaki etkileşimle konuşma enerjimiz var. Kendi işini yapanlar için toprak, arazi, alım, satım, bu ara biraz dolandırılabilir, hatalara maruz kalabilir, paranız ziyan olabilir, dikkatli olmanızı öneriyorum. Araç düşünenler ya da yatırım düşünen, anahtar düşünenler için bu Nisan ayı bu konunun artık almak, kullanmak, tadilat yapmak konularımızla ilgili gayet hayırlı gözüküyor sevgili yengeçler. İlişki konusunda bu ara seçmek zorunda kalabiliriz. Çok fazla kısmetimiz olabilir. Çevremizde yollarla bağlantılı insanlar tarafından tanıştırılabiliriz. Kısmetiniz bol. Artık kararı verin ve evliliğe doğru gidecek enerji ve güneşin cesareti sizin hanenizde gözüküyor. Ya da ailemize ait evlenemeyen, kısmeti rızkı bağlı olan diyorsanız, yakın bir aile dostunuzun ya da yakın çevreden birinin ile hayırlı bir kısmet var gözüküyor. Ona da şimdiden hayırlı olsun. Sevgiliniz geri gelmesini istiyorsanız, evet olabilir ama siz de maske takacaksınız. Karşı taraf sizin kalbiniz gibi gelmeyecek. Hani böyle eskiyi yad etmek, eskiyle bağlantılı noktaları daha sıklıkla konuşabiliriz. Evli çiftler için özellikle AKN ve hanemizde Koç burcu varsa burada miras konularıyla alakalı yaşanacak karı koca hayatımızla ilgili krizler, hatta boşanmaya kadar gidecek diyaloglar sert olabilir. Bu ara evin tardilatı, yeniliği, yenilemek istediğiniz boya badana gibi fikirleriniz olabilir. Şimdiden hayırlı olsun. Sevgili gençler, bu ara ruhunuz Nisan enerjisinde, enerjiniz farklı noktalara kayabilir. Üniversite ve lise sınavı çok az zamanlar kaldı. Odaklanın, odaklanma hayatınızdan vazgeçmeyin. Sevgili aslanlar, hayırlı Ramazanlar.
Ve sevgili aslanlar, iş konunuzla ilgili özellikle kadın ve bereket yoğunluğunun sizin bu hafta işlerinizin hızlı bir şekilde akacağı ve çözemediğiniz tüm olumsuzlukları kitap gibi okuyarak hızlı ve seri şekilde oluşum yaşayacağınız bir hafta. Yani yeni bir konum, yeni bir iş, yeni beklenti, parasal konularda aksilikler varsa bu hafta hızlı ve seri geçecek. Hatta haftayı nasıl geçirdiğinizi bile anlamayacaksınız. Hem enerjiniz çok fazla yüksek olacak, hem de etrafa kendinizden doğru adımlar atarak hareket edeceksiniz. Bu da sizin başarınız için hayırlı. Yeni iş bekleyenler, bulunduğunuz noktada rahatsızsanız, yani gittiğiniz noktada mutsuz olabilirsiniz. Kendi kendinize işinizi sıkıntıya sokabilirsiniz. 2 ay sonra iş beklentileriniz size daha hayır verebilir. Ama şu an böyle bir düşünceniz varsa yapmayın. İş yerinde değişimim var mı? Yöneticilerim ya da parasal değişimim var mı diyorsanız, Mayıs ayı, yani Nisan ve Mayıs ayı sizin için bence bu hafta bu konuşmaların enerjisi, devrede yük var, araç satmayı düşünüyorsunuz, yeni bir araç almayı düşünüyorsunuz. Bu kapılarınız için hayırlı. Ama her şeyden önemlisi bu ara hissiyat kalbiniz, düşünceleriniz, Rabbimden ne istiyorsanız kapınıza sunulacak. Doğru dua, doğru mucizeyle Rabbime dokunun ki kanatlar sizin üzerinize dokunsun, istekleriniz tek tek size ulaşsın diyorum. Hanemizde bu ara yasal, mahkemesel konularla ilgili de özellikle de M harfi, B harfi ve Ş harfi olan hanemizde kişiler üzerine mahkeme durumu varsa ciddi anlamda aydınlığa kavuşacaksınız. Zafer sizin için vurulacak gözüküyor ama iki dava ertelenebilir. Mesela şöyle söyleyeyim, eğer hapiste biriniz varsa ya da cezaevi konularınız varsa aydınlığa ermektir. Toprak kavgası, aile kavgası varsa değişim, dönüşüm, yani inandığımız köklerimizden gelen haklar değişerek, dönüşerek paylaşım yapılacak. Kimseyi üzme gibi niyeti yok. Sevgilinizle ilgili bu ara tebrikler, evlilik teklifi alabilir, ilişki netliğe kavuşabilir, belirsiz giden birçok şey aydınlığa girecek. Evli çiftlerimiz için de belki birbirimizle uzun süredir her şeyi tartışıyoruz ya, tartışma sonucunda artık kaderin bize ait olduğunu ve birbirimizi sağlam bir şekilde kalbimizi birleştirmeye karar vermiş gözüküyorsunuz. O yüzden güzellikler sizinle olsun. Sevgili gençler, yoğun bir tempo ve kariyerinizle alakalı daha verimli olmanız için okçuluk kursuna gidebilir, adaptasyonunuzu düzeltebilirsiniz. Mutlu kalın, sevgiyle kalın. Sevgili Başaklar, hayırlı Ramazanlar. Sevgili Başaklar, bu ara çevrenizdeki insanlarla yeni fikirler, yeni oluşumlar, yeni ortaklığı, yeni köklenme, yeni ağaç, bazı projelerde çok başarılı olacaksınız ve başarınız konuşulacak. Yani yapmak istediğiniz köklenme, işinizle alakalı belirsizlikler artık köklenip netliğe kavuşacaksınız. Şüphesiz ki sorunlar geride kalıyor. Ve bu sizin kendim hak ettiğim, bunu ben Rabbim bana ödül verdiği dediğimiz duanızı da ederek bu enerjiye devam etmeniz gerekiyor. Çünkü burada 3-4 daha proje var. Bunların hepsi sizin için aydınlık. İş çevrenizde gizlenen yalanlar, bazı karmaşık olaylar açığa çıkacak. Özellikle bir erkeğin sizinle ilgili yaşadığı krizlerle yüz yüze kalmak zorunda kalacağız. Yöneticiniz, patronunuzla ilgili sert konuşmalardan uzak durmanız gerekiyor. Bu ara iş büyük kalabalık bir noktadaysanız işten çıkmayı düşünceniz olabilir. Ve buraya ait ruhun evresinden çok kendimi burada yorgun ve bitkin hissediyorum diyebileceğiniz bir hafta söz konusu olacak. Bence parasal konularınızı aynı dengeye gidemeyeceksin. Hani şöyle söyleyeyim, şu an bulunduğunuz noktada parasal dengede mutsuzsunuz ama gideceğiniz noktada da zaten aynı fiyatla başlayacaksınız. Bence burada ortamına alışkınsınız, vazgeçmenize gerek yok. Bu ara anne köklerimizle ait arsa, toprak konuları ile ilgili alım satım, almak satmak konularımızın daha yoğun olacağı, bence yer güzeldi. Şu an satmanıza gerek yok. Burayı bir seneyi doldurduktan sonra satarsanız karınız daha çok yüksek olacağı gözüküyor. Evet, kesinlikle bereket benar der ki, yani anne kökünüze ait miraslar, çözemediğiniz konularda gerginlikler olsa da iyi ki bu gerginlikler var. Yoksa bu toprak pahası, hani ucuza gidecekti. Siz bu konuda şanslısınız. Sevgilinizle alakalı şüphe edebilir, endişeleriniz olabilir. Onun sizinle ilgili
yalan söylediğini, aldattığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu sizin düşünceniz, o size aşık ve bu ilişkide güzellikler daha yıldız gibi parlayacak. Bence ilişkinde sorun yok. Kendi kafana bir dön bak. Evli çiftlerimiz için de, aile büyüklerimiz de, geçmişte ölmüş ya da sağlık problemi ciddi olan kişinin biraz ya mezar ziyaret edeceksiniz ya da hastanede devamlı kontrol hakimiyeti içerisinde olabilirsiniz. Bu ara göz ve gözlerle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sevgili gençler, özellikle elektronik mühendisi, makine mühendisi olmak istiyorsanız bunu başaracaksınız. Mümkün olduğu kadar odaklanın lütfen. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, hayırlı Ramazanlar. Çay içtim. Boğazıma kaçtı. Sevgili teraziler, biraz kaos, biraz parasal evrede sıkıntılar yaşayabilir. Evimizdeki sorunları bir an önce çözmemiz lazım. Burada karışan problemler var. Herkes birbirine gergin, huzursuz, tartışma havası var. Mümkün olduğu kadar bu enerjiyi biraz daha sakinleştirmeye ihtiyacınız var. Yoksa krizler büyüyecek. Bu sizin eşiniz olabilir, kardeşiniz olabilir, anne babanız olabilir ama aile içerisinde bayağı yoğun tartışmalar var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu bir ilişki bitişi de olabilir. Onu da uyarıyorum. Yani siz, ben bu ilişkiyle evlilik yapmak istiyorum, ailesi beni çok sevdi derken sizi burada kaosa itebilirler ve bu kaos evresinde bu bereketiniz, bu enerjiniz dağılabilir. Mümkün olduğu kadar haklarınızı güçlü, dinamik şekilde kendinizi savunmanız gerekiyor. İş konularınızla ilgili bu ara yeni arayış, yeni oluşum, beklenti içerisinde ha yani deriz ya, ya sabır Allah'ım bu sabır bana ne zaman gelecek deriz ya, artık çok yaklaşmış ve bu iş kapınız size bereket ve hayır getirecek. Ailenize ait bazı değerli para ya da değerli bina olabilir. Buna müteahhit gelebilir. Yeni anlaşma satabilirsiniz. Satacağınız yerden çok büyük kazanç elde edebilirsiniz. Ama buradaki imzalarda ve kardeşler arasında sorun olsun istemiyorum. Çünkü ileride birbirimizle ilgili hukuk tartışmaları adalette bölünmedi. Hakkımı alamadım. Benim kardeşlerim benim hakkımı yedi diyebilirsiniz. Eşinizle alakalı biraz iş problemleri ve duygusal olarak o size karşı yoğunluğu var ama işten kaynaklı o kadar yoğun bir tempoda ki sevgisini, ifadesini size söyleyemiyor olabilir. Der ki o size hazine gibi bakıyor. O size mutluluk şeklinde bakıyor. Sizi kaybetmek istemiyor. Sadece sizin huzursuz ruhunuz var. Bir enerjinizi değiştirin. Rabbim sizi kaderde yazmış. Ve son zamanlarda çocuk tedavisi gören ya da çocukla ilgili fikri olan sevgili teraziler için olumlu gözüküyor. Bu da kartınız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Sevgili gençler, kendinizle alakalı yaratıcı sanatçılığınız, yani moda, tasarım, dekorasyon, estetik cerrahı bile olmak istiyor olabilirsiniz. Başaracaksınız. Enerjinizi daha yüksek tutun lütfen. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Oo, kalbin ferahlayacağı, içinizdeki sıkıntıların biteceği, daha enerjik bir haftaya başlayacağınız, imzasını atılmasını istediğiniz şeyde mutluluk, bereket var. Bu mutluluk ve bereket sizin daha çok enerjinizi yukarı çekecek. Hadi hayırlı olsun yeni işiniz, yeni oluşunuz, yeni evreniz. Çünkü kaostan kurtuluyorsunuz, sıkıntılar geride kalıyor. Mutlu bir gülümseme, mutlu bir enerji size daha verimli geleceği gözüküyor. Sevgili akrepler, para konularınızla ilgili gelecek fırsatlarımız var. Bu fırsatları doğru değerlendirdiğimizde gerçekten hem nalın bereketi, hem ayın, hem güneşin, hem Rabbimin bereketiyle birlikte fırsatlarımız başımıza taç gibi takılacak. Oh oh oh, işten ayrılmayı düşünenler, hata yaparsınız, yapmayın. Şu anki yerinizi belirlemediniz ve belirlemediğiniz takdirde burada huzursuzum diyorsunuz. Evet, hak veriyorum ama gideceğiniz noktada size ait bir enerji yok. Sabır, enerjimizi düzeltelim ve yeni oluşumlar için daha erken diyorum. Satmak istiyordunuz, uzun süredir elden çıkartmak istediğiniz aracınız, toprağınızla ilgili el sıkışması var. Hadi hayırlı olsun ve bununla daha geniş, daha ferah bir yatırım fikriniz var. Doğru kararla tapu problemi, tapunun üstünde haciz olabilir, dikkat edin. Ya da satmaya çalıştığınız bir şeyin üstünde haciz olabilir. Bununla ilgili sıkıntı yaşamanızı istemiyorum. Peki, aşık olmak, yeni aşık olmak isteyebilir, yeni heyecanlara ufuk açmak isteyebilirsiniz. Evet, tesadüf tanışmalar, yeni fırsatlar sizin enerjinize mutluluk verecek. Ve kalbinizdeki dua ve evlilik yapamıyorum, kısmetim bağlı diyorsanız, bu Nisan ayı kısmetinizin açılma, kendinizi daha doğru noktada bulmayı gösterir.
Bir de şöyle bir sorunumuz var sevgili takipçilerim. Mahkemesel konularda uzayacak sorunlar, sıkıntıya düşecek olaylarımız var. Bunlarla alakalı noktayı daha rahat bir şekilde belirleyeceksiniz. Avukatınız biraz oyalıyor olabilir. Bunu bir an önce çözün. Ben hiç aşık olmadım diyenlere aşk var ama içinizdeki korkuyu, kaygıyı, güven probleminizi düzeltin. Çok sıkıştırılmış bir evredesiniz. Ailenizde de bu ara bir altın kaybolabilir. Ne bileyim değerli bir şey. Bu evin içinde gözüküyor. Kimseyi suçlamayın lütfen. Sevgili gençler, başarı dönüşüm. Siz hayallerinize erişecekse hukuk alanı, siyasi alan ya da iletişim alanı ile alakalı eğitim almak isteyenler için çok güzel kapılar var. Merak etmeyin. Sevgili yaylar, hayırlı Ramazanlar. Güzel ailem, Allah hayırlı oruçlar nasip etsin. Hemen bakıyorum. Bu ara esaret, parasal konular, kaygı, endişe, yaşadığınız bazı olaylarla ilgili kendinize çok yorgun ve hatta ben bu yükün üstünden nasıl kalkarım, yeni fırsatlar, yenilikler yaratabilir miyim diye endişeli bir düşünce içerisine girebilir. Ama der ki sihir gibi kurtulacaksınız, güzel şeyler sizin kafanıza dokunacak, yeni fikirler, yeni işler, yeni oluşumlar için çok güzel gelişeceğiniz bir hafta. Yani umudunu asla kesmeyin. Dengeyi, parasal huzuru, rahatlığı mutlaka hayatınıza denk getireceksiniz. İşsiz olanlar için bu dönemde bol bol enerjimizle dua edelim. Bu enerji kapılarımızla birlikte hayırlı bir iş yolculuğunuz, bir hareketli bir iş yolculuğumuz başlayacak gözüküyor. Konum değişimi ya da değiştirmek istediğiniz noktada bir oluşum varsa gerçekten kafanızdaki düşündüğünüz doğru ve bu değişim gerçekleşecek ve mutluluğu bulacaksınız. Duygusal olarak uzun süredir çözemediğiniz ilişkinizle ilgili artık yol birleştirmek, evlilik dediğimiz noktaya doğru ilerleyeceğiz ve uzun süredir onun ailesiyle ilgili yaşadığımız sıkıntılar artık geride kalacak ve aile kabul etme, dengeyi ve birbirimizi kabul etmeyi öğreneceğiz. Evli çiftlerimiz için baktığım zaman eşinizle alakalı tartışmalardan uzak durun. Çocuklarınızla iletişiminizi biraz daha toparlamanız gerektiği ve onların eğitimiyle ilgili çok baskı kurduğunuz ve o çocuklar da sinir evresi kafaları dağılmış olarak gözüküyor. Onları biraz daha relax, sakin yaratalım. Hatta sporla oluşturursak onlar da kendi içsel dünyasındaki karmaşıklıktan kurtulur. Ev almak ya da ev değişikliği düşünenler için şu an için hayal kırıklığı olabilir. Mayıs ayı daha sağlıklı ve daha doğru süreci yakalayacak. Miras konularımızla ilgili özellikle 3 kardeş ya da 7 kardeş arasında bazı karışıklıklar var. Bunları düzeltmemiz lazım diyorum dedim bile. Bir de geçmiş ilişkinizle ilgili yaşadığınız öfkeyi hala iyileştiremediniz. Enerjinizi yüksek tutuyorsunuz, ruhunuzu iyileştiriyorsunuz sevgili takipçilerim. Sevgili gençler, bu yurt dışı eğitimi, dil eğitimi, dille alakalı almak istediğiniz üniversite eğitiminizle ilgili yabancı dil eğitimi almak istiyorsanız başarınız var. Sadece sorun sizin beyniniz çok konuşuyor, onu sakinleştirin. Sevgili oğlaklar, hayırlı Ramazanlar. Hemen bakıyorum. İş yerinizde karışacak. Bu hafta sinir, gerginlik, huzursuzluk sizi yoracak. Birçok şey böyle enerjinizi böyle titreriz ya. Lanet olsun. Bugün de bu hafta nasıl geçer deriz ya. Ama bu haftanın sizin yeni yer seçiminiz, yeni iş seçiminiz, gideceğiniz yolculuklar, yurt dışı ile ilgili kalp kırıklıklarınızın iyileşeceği bir hafta. Aslında pazartesi, salı sizin gergin olabilir ama çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi sizin artık bu gücü aldığınız ve kendi başarınızı yakaladığınız bir nokta. Özellikle kadın yöneticiniz varsa, şirketinizde kadınlar hakim ya da patronunuz kadınsa sizin yolunuzu aydınlatacak, pürüzleri rahatlığa kavuşturacak olarak gözüküyor. Yeni yolculuk, yeni evlilik, yeni bir ilişki, evlilikte boşanma kararı veren yeni evlenen çiftlerimiz tekrar bu ilişkiyi toparlama evresine girecekler ve hatta biz şeytanı uyduk, biz birbirimizi seviyoruz. Her iki tarafta hatasıyla iyileşme evresi olarak gösterir. Kendi işini kuranlar da parasal evrede borçlarımız, harçlarımızla alakalı korkularımız olabilir. Borç alıp borç kapatmak, kredi çekip kredi yapıyorsanız riskler altındasınız. Dikkat etmenizi öneriyorum. Peki yeni ilişki isteyenler için bereketli bir hafta. Tanıştırılmalar, konuşmalar, sosyal çevreden gelecek enerjiler size hayırlı bir kısmet veriyor ve bundan
doğru ilişkiyi yakalayacağımızı gösteriyor. O yüzden biraz daha motivasyonumuzu arttıralım. Ailemize ait uzun süredir aileniz farklı şehirde yaşıyorsa ve siz ailenizin şehrine tayin orada iş bulmak istiyorsanız bununla ilgili güzel doğumlar söz konusu olacak ve bu doğumlarla birlikte büyüdüğümüz ya da yaşadığımız yere tekrar gitmemiz için hayırlı kapılarımız da var. Yalnız şöyle söyleyeceğim, yurt dışı ile ilgili yerleşmek yapmak isteyenler için güzel bir cesaret var. Bu cesaretle birlikte filizleneceksiniz ve hayal ettiğiniz yaşamınızı, güneşinizi farklı bir ülkede uyandırmaya kararı içerisindesiniz. Bu ara deli deli sözler söyleyebilir. Ailede birçok insanı sinir krizine yaratabilirsiniz. Yani biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sağlık olarak özellikle kalp ritimlerle alakalı sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Kontrol edelim. Sevgili gençler, özellikle ticaret, ihracat alanında eğitim görmek isteyenler için başarı var. Korkmanıza gerek yok. Biraz daha asılmamız lazım. Biraz rahat asılıyorsunuz. Daha sıkı asılın lütfen. Mutlu kalın. Sevgili kovalar, hayırlı Ramazanlar hepimize diyorum. Bu ara rüyalarımızda ölmüş insanları görebiliriz. Hislerimiz ölmüş insanları özleyebilir. Bol bol kendi enerjinizde korkularınızı atabilir. Birini kaybetme korkusu içerisinde olabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok. Sağlık problemi yaşayan kim varsa iyileşecek. Bu ara evliliğinizle ilgili yeni yatırım, araç, mal, mülk konularında eşinizin istediği evin muradını ya da aracın muradını yaşayacaksınız. Evli çiftler, ev, araç konunuz ve hayal ettiğiniz neyse eşiniz ve ortak kararla alacağımız yatırım bize mutluluk ve keyif verecek. Hatta ve hatta aşkla orada oturacağız, mutlulukla oturacağız. Hatta nişanlıysanız çok güzel bir evin muradına geçişiniz var gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Yeni iş arayan ve devlete girmek isteyen, devletle bağ kurmak isteyen özellikle kovalar için bir kadın desteğiyle devlette ya da büyük alanlarla ilgili kapılarımız aydınlanacak ama Nisan'ın 20'si konuşma enerjinizin daha yoğun olduğu o tarihlerde konuşursanız daha sağlıklı olacağı gözüküyor. Bu arada hanemizde ateşli hastalıklar olabilir, gribal enfeksiyonlar, orta kulak iltihaplarımız yoğun olabilir. Aman dikkatli olun diyorum. Yeni ilişki bekleyenler ve çevrenizde bir yakın oluşumla ilgili tanıştırmalarda zarar görebilirsiniz. Kısmet sizi bulacak. Hiç korkmanıza, hiç endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu ara ayrılık kararı verenler tekrar birbirimize sarılıp ilişkiyi en iyi şekilde tazeleyeceğiz. Burada bir sıkıntı yok gözüküyor. Yalnız sevgili kovalar, yurt dışı mailleriniz ya da şehir dışı mailleriniz olumlu ama sizin kendi içinizde yarattığınız marka, yaratmak istediğiniz noktalarda daha büyük bir başarı var. Enerjimizi yüksek tutalım. Kendi işimize, kendi sistemimize organize olursak kendi işimizde barış gibi aydınlığa kavuşacağız. Aile büyüklerimizle ilgili belki erkeklerde bir sağlık problemi olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Bir de bu ara dikkatsiz olabilirsiniz. Dikkatsizlikten ufak tefek kazalara açık olabilirsin. Sevgili gençler, özellikle marka iş alanlarında yer almak ve eğitim yapmak istiyorsanız başarı zekanız var. Ama eğlence ruhunuz ve dinamik ruhunuzdan biraz daha biraz daha rahatsınız. Ne kadar rahat olursanız olun başaracaksınız. Korkmanıza gerek yok. Sevgili balıklar, hayırlı Ramazanlar. Hemen çekiyorum sizler için bu hafta tarotlar ne diyor. Hayırlı Ramazanlar. Bol bol duanızı, şifanızı, enerjinizi yapın. Çünkü vücudunuzun şifalanmaya, enerjinizin daha dinamik olmaya ihtiyacı var. O yüzden kendi bilgeliğiniz, kendi dengenizi bu hafta en iyi şekilde kuracaksınız. Yani burada der ki yeni eğitimler, yeni fırsatlar, yeni paralar, yeni şanslar ve bu yeni şanslarla birlikte kendi dengenizdeki huzuru, mutluluğu en iyi şekilde tadacaksınız. İşte kriziniz varsa ve bulunduğunuz nokta kırmızı alan veriyorsa bereketli alana, yeşil alana geçeceksiniz. Yani değişim, konuşum, serbest bir alandaysanız maaşınızla alakalı yaşadığınız krizler iyileşecek. Artık siz bu noktada görünür, hak edilişinizi en iyi şekilde almaya doğru ilerleyeceksiniz. İşsiz olanlar için yani Mayıs ayı daha bereketli ve daha hayırlı olacak. Şu andan itibaren bu araştırmaya girin ki Mayıs iş kapınız için doğru kapıların size açılacağını gösteriyor kartlarım. Bakıyoruz, evet der ki
bu yıl en büyük hayaliniz neyse, mesela araba almak ya da yatırım, aileden destek almak istiyorsanız, evet bu yatırım desteğiniz, bu olumunuz sizin için hayırlı ve aydınlık olacak gözüküyor. Sadece yapacağımız tek o olumlu nokta, kendi gücümüzü ve kendi enerjimizi daha net bir noktada oluşturmamız gerekiyor. Peki bakalım eski sevgilim geri dönecek mi diyorsanız, evet eski ilişkiniz, eski sevgiliniz size geri adım atacak. Ama yeni kısmetler, yeni oluşumlar da var. Bu oluşumları doğru değerlendirdiğinizde bu duygusal esaretten çıkıp kendinizle alakalı noktayı en iyi şekilde belirleyeceksiniz diyorum. Ev almak mı, arsa mı almak, böyle bazı kararsızlıklarınız varsa şu an sakin bir şekilde hata yapmanızı istemiyorum. Çünkü paranız ziyan olabilir ve para enerjiniz dağılacağı için sizden tek ricam, şu an paranızı bekletin, hiçbir yatırım yapmanıza gerek yok diyorum. Peki sağlık konusunda baktığım zaman, özellikle çocuk tedavisi, çocukla alakalı noktada düşünceleriniz varsa tedaviye başlayabilir. Erkek çocuk sahibi olacağınızı da gösteriyor. Sevgili gençler, odaklanamama sıkıntınız yok. Siz sadece baskı altında olmak istemiyorsunuz ve bu baskı altından dolayı eğitiminizi kendi içinizde geride tutuyorsunuz. Enerjinizle eğitiminize konsantre olacağız. Mutlu kalın, hoşça kalın.